لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وطاعته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت فلكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. عزيز ومحترم مؤمنين، bugünkü hutbemizin konusu şehadetin destanlaştığı yer Çanakkale hakkında olacaktır. Yüce Rabbimiz okuduğum ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır: önceki ümmetler gelip geçti, onların yapıp ettikleri kendilerine, sizin yapıp ettikleriniz de size aittir. Siz onların yapıp ettiklerinden sorguya çekilecek değilsiniz, buyuruyor. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz bu ayetle bizleri geçmişten ibret alarak geleceğimizi inşa etmeye çağırmaktadır. Zira tarihte yaşananlar sadece bir hatıradan ibaret değildir. Tarih bizim geçmişimiz olduğu kadar günümüz ve istikbalimizdir. Tarih geleceğimize ışık tutan değerlerimizdir. Tarihte nesilden nesile aktarılması ve unutulmaması gereken büyük olaylar, büyük zaferler vardır. Milletimizin tarihindeki bu büyük zaferlerden biri de Çanakkale'dir. Aziz kardeşlerim, Çanakkale imanın karşısında maddi gücün dize geldiği yerdir. Çanakkale Yüce Rabbimizin وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَمْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Yılgınlık göstermeyin, hüzünlenmeyin. İman etmiş kimseler iseniz üstün gelecek olan sizlersiniz müjdesinin bir kez daha tecelli ettiği yerdir. Çanakkale imanın küfre, hakkın batıla, haklının haksıza karşı zaferinin perçinleştiği yer. Çanakkale kuzeyden güneye, doğudan batıya nice vatan evladının mukaddesat uğruna omuz omuza şehadete koştuğu yer. Çanakkale, İstiklal şairimiz merhum Mehmet Akif'in "Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi" dizelerinde ifade ettiği gibi, şehadetin destanlaştığı bir milletin Allah aşkı ile şahlandığı yer. Aziz müminler, Çanakkale çağdaş dünyaya savaş ahlakı ve hukukunun öğretildiği müstesna bir mekteptir. Milletimiz varlığına kast eden hayasız akımlar,
karşısında unutulmayacak bir insanlık dersi vermiştir. Allah, Allah nidalarıyla cepheye koşan Mehmetçiğimiz, yaralı düşman askerlerini sırtında taşıyacak, onlara kırbasından su içirecek kadar yüce bir ruh sergilemiştir. Kıymetli müminler, Çanakkale ortak ideallerde buluşmanın, millet ve ümmet bilincine sahip olmanın en güzel tezahürlerinden biridir. Manevi değerlerin üzerinde hiçbir değer tanımamak gerektiğinin nadide bir örneği. Zira Çanakkale'de dilleri, renkleri, coğrafyaları farklı nice vatan evladı, din, millet, vatan, hak, hakikat, adalet ve fasilet için canından geçmiştir. Anadolu'nun her evinden, Rumeli'nin her bölgesinden, Şam'dan, Bağdat'tan, Kahire'den, Trablus'tan, Üsküp'ten, Kosova'dan, Saraybosna'dan, Kafkasya'dan son ehli salimin sabretini yıkmak için Çanakkale'ye akın edilmiştir. Ve neticede milletin izzet ve onuru çiğnetilmemiştir. Ümmetin umudunun tüketilmesine izin verilmemiştir. Karanlıkların bugünümüzü ve yarınlarımızı esir almasına müsaade edilmemiştir. Aziz kardeşlerim, bizim için bir dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi'ni bugün millet olarak elbette kutlayacağız. Tarihte eşine az rastlanan böylesi büyük bir hadiseyi bu minberlerden, bu kürsülerden, bu mihraplardan anlatmaya elbette devam edeceğiz. Ancak bizler Çanakkale'yi ve diğer zaferlerimizi anmakla yetinemeyiz. Bu zaferlerimizi sadece belirli merasimlere indirgeyemeyiz. Ecdadımızın başarılarıyla övünüp kalamayız. Zira asıl olan bu başarılardan büyük dersler ve ibretler çıkarmak. Bugünümüzü ve geleceğimizi bu zaferlerin ışığında inşa etmektir. Aziz müminler, bugün bizlere düşen asıl görev Çanakkale'nin o muazzam ruhunu iyice idrak etmek, geçmişten günümüze nice hain teşebbüse rağmen yok olmayan bir ruhu nesilden nesile aktarmaktır. Toprak altında metfun bulunan lakin hala diri olan aziz şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkmaktır. Onların uğruna canlarını feda ettikleri yüce değerlere sımsıkı sarılmaktır. Zira cennet kokulu bedenlerini göremesek de, seslerini işitemesek de şehitlerimiz bizden bunu istemektedir. Kıymetli kardeşlerim, hutbemizi gönülden amin diyeceğimiz şu dua ile bitirmek istiyorum. Allah'ım, canını senin yolunda feda eden, varlığını varlığımıza, izzet ve onurumuza adayan bütün şehitlerin makamlarını âli eyle. Bizlere onlarla birlikte haşrolmayı lütfeyle.
Allah'ım bizleri şehitlerimizin yüce ruhlarını taşıyanlardan eyle. Bizleri şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkanlardan eyle. Bizleri şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri değerleri yaşayan ve yaşatanlardan eyle. Bizleri bu değerlere ihanetten muhafaza eyle Allah'ım. Kıymetli müminler, bir iki duyurularımız var. Allah nasip ederse bu akşam Yunus Emre Camii'nde akşam namazına takiben yatsı namazından evvel Kur'an-ı Kerim hafızları orada bir Kur'an ziyafeti verecektir. Bayanlar ve erkek kardeşlerimiz cemaat olarak sizler davetlisiniz. Hepimiz bilginiz olsun. Yarın öğle namazından önce 100. yıl yeni cami ve Haydar Çavuş Camii öğle namazından evvel okunan hatmi şeriflerin duaları yapılacaktır. Bizler sizler davetlisiniz. Bilgilerinize buyurulsun. Rabbim bizlere nasip ol. Mekke'yi, Medine'yi ziyaret ettik. Sizin kalplerinizden ve gönüllerinizden geçenleri Rabbimizin sevgilisine, Rabbimizin beytine ulaştırdı, arz ettik. Ya Rab, buradan selam gönder. İsteyen kardeşlerimizi de en kısa zamanda oralara gidip görmeleri nasip eyle diye dua ettik. Oradan gelirken de sizlere aşk getirdik, muhabbet getirdik, sevgi getirdik. Nasıl sorasınız, onun karşılığındaki bu söylediklerini alasınız diye sizleri bunlara getirdik. Rabbim sizlere, bizlere tekrar bu güzelliklerle yaşamayı nasip etsin. Ve özel olarak da camiye gelen cemaatimize özel tavaf ettin ve akabinde de siz cemaatime özel dua ederek Rabbim inşallah duamızı da kabul eder. Sizlere de en kısa zamanda genç demeden, yaşlı demeden oraya gittiğinde kendin diyorsun ki ben genç kalmışım. Kaç yaşına gidersen git, senden daha küçükler orada. İbret almayı, yaşamayı ve geldiğimizde de ibret alınabilecek bir İslam ahlakı Müslüman olarak yaşamayı bizlere nasip etsin. Kâle aleyhissalâtu vesselâm ettâbi bünedemike ve fehlevele estağfurullâhe l'azîbe ve etûbü ileyh ve es'elullâhe li ve lehûl tevfîk. Elhamdülillah ve nekemmine ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ta'zimen li nebi ve tekrimen li safihi fe kâle azze ve celle min qâilin mukbiran ve amira innallâhe ana babamızı ve bütün ümmetleri bağışla.
Şüphesiz sen işiten, dualarımızı kabul edersin. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı yasaklar. Tutasınız diye size öğüttüm.